müzisyen kimliğimle filmin içinde bizzat yer alıyorum. Bu da benim ilk kez başıma geliyor. Hem filmde protagonist olma, hem de film arkasında film yönetmenliğini üstlenme işi ilk kez oluyor benim hayatımda. Müzik zaten hani bana kalırsa hep bir muhalif kimliği olan bir şeydir. Hele hele Türkiye gibi bir ülkede müzikle muhalefet hep beraber alınmıştır. Eğer biraz düşünürsek hani rock'ta zaten işte Mor ve Ötesi, Moğollar falan filan hemen aklımıza geliyor ama diğer alanlarda da pop müziği alanında örneğin Şaner, Yurda Tapan, Cem Karaca bunlar bizzat yurttaşlıktan atılmış ve Almanya'da yaşamak zorunda kalmış insanlardı. Ama onun dışında ne bileyim Ruhisu'dan alalım, şeye gidelim, Ahmet Kaya'ya gidelim, Ahmet Kaya'dan bilmem ne bileyim Zülfü Livaneli, bütün bu müzik, Sezen Aksu'da bile vardır aslında, hani ciddi bir muhalif kokusu vardır müziğinde eğer düşünürseniz. Dolayısıyla müzik her zaman muhaliftir bence. Göçmen toplulukların arasında bizzat Almanya'da müzik üreten tek insanlar Türkiye'liler. Yani İtalyanlar, İspanyollar, Yunanlılar gurbet şarkı ve türküleri söylemişler ama kendi ülkelerinde zaten hani gurbet konusunu işleyen şarkılarmış bunlar. Üretiler, albümler, plaklar, kasetler Türk bakkallarında satılmış. Yani plakçı dükkanlarında değil, Türk bakkallarında satılmışlar. Yani peynir, ekmek, zeytin ve işte Aşık Metin Türköz gazeti satın almış o zamanları. Filmde göreceksiniz, İstanbul'da da bir konser verdik 2021 yılında, aynı ekip. Ve bize böyle garip garip bakmıştı seyirci, bunlar ne yapıyor diye. Çünkü Almanca, elinde saz, Almanca işte türküler, Anadolu türküsü usulü ama Almanca şarkılar söyleniyor. Yani garipsemişlerdi, öyle söyleyeyim. Burada da tabii ilk etapta garipseyecekler gibime geliyor. Çoğu konuşma zaten Almanca, altyazılı. Ama insanlar tabii Türk belli. Ondan sonra söyledikleri parçalar, içerikleri hiç tabii Türkiye ile alakası olmayan şeyler falan filan. Dolayısıyla yani bir kültür şoku yaşıyor olabilirler. Öyle söyleyeyim size.